Tunus'ta camiler, tekkeler ve medreselerin yanı sıra Osmanlı'yı bugüne taşıyan çarşılar da bulunuyor. Osmanlı çarşılarının tarihi ve bugününü Yusuf Sami Kamadan bizim için araştırdı. Şimdi Tunus'taki Osmanlı çarşılarına gidiyoruz. Asfi Devleti'nin ardından Osmanlı hakimiyetine geçen Tunus'ta ticaretin merkezi çarşılar, kentin tarihi mirasları arasında yer alıyor. Dönemin merkezi olan Zeytune Camii'nin çevresindeki Osmanlı çarşısı bu yapıların en önemlisi. Altıncı yüzyıl sonlarında tamamen Osmanlı şehri haline gelen Tunus'ta 15 tane çarşı ticarete açıldı. Osmanlı beyleri tarafından farklı zamanlarda inşa edilen çarşılar birbirine bütünlüğüyle de dikkat çekiyordu. İstanbul'un simgelerinden kapalı çarşıyı andıran Tunus'un tarihi çarşıları geçmişte Kuzey Afrika'nın gözde ticaret merkezlerindendi. Dönemin seyyahları için de Tunus'un tarihi çarşıları şehrin zenginliğinin bir göstergesiydi. Tunus'ta bugün hala ayakta olan çarşılar Osmanlı adıyla tanınıyor. Kenti ziyaret edenlerin sıkça tercih ettiği çarşıların başında ise Dayı Yusuf tarafından inşa edilen Türk Çarşısı geliyor. Türk Çarşısı inşa edildiği tarihten itibaren Osmanlı askerleriyle önde gelen devlet adamlarına özel kıyafetlerin dikildiği bir yer olarak tahsis edilmişti. 19. yüzyılın başında orduda gerçekleşen kıyafet reformu dolayısıyla kıyafetler Avrupa'dan getirtilir ve Türk Çarşısı'nın bu işlevi sona erer. O tarihten itibaren bir halk çarşısı durumuna gelen Türk Çarşısı'nda bugün de deri ve Türk terlikleri satılmakta. Türk Çarşısı'nın hemen kuzeyinde yer alan Birka ve 38 dükkana sahip Kebapçı Çarşısı da kentin gözde yerlerinden. Osmanlı hakimiyetinden bugüne dek onlarca çarşının boy gösterdiği Tunus'ta Hafsi, Papuççular, Hammude ve Bey Çarşısı tarihindeki önemini bugün de koruyor.